arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltılık ekmek yapacağız. Zeytinli, salçalı, soğanlı, nefis baharatlarıyla beraber nefis bir kahvaltılık oluyor. Bunun için gerektiği kadar kullanmak için zeytinyağım var. Mayaladığım hamurum var. Ben genelde hazır alıyorum. Fırından 2 ekmeklik hamur alıyorum. Bugün mayaladım. 3 yemek kaşığı çekirdeklerini çıkardığım siyah zeytinim var. 1 yemek kaşığı evde yapmıştım biber sosum var. Siz bunun yerine biber salçası da kullanabilirsiniz. Baharatlarım var. Kuru nanem ve kekiğim var. 1 yemek kaşığı domates salçam. 1 adet orta boy soğanım var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Ocağımızın altını açtık. Arzuya göre istediğiniz kadar önce zeytinyağı koyuyoruz. Soğanımızı kavuracağız. Ne kalmış bir şey? Ne kadar koyacağınız? Soğanımızı koyuyoruz. Soğanlarımız biraz ölünceye kadar kavuracağız. Soğanlarımızı biraz öldürdük, yumuşattık. Şimdi salçalarını koyacağız. En sonunda baharatlarını koyacağız. Bu malzemelerimizi kavurduktan sonra bir kenara bırakacağız, soğutacağız. Daha sonra hamurumuzun üzerine yayacağız. Çok fazla yakmaya, kavurmaya gerek yok. Bu kadar yeterlidir. Salçanın kokusunun gitmesi yeterlidir. Zeytinleri pişirmiyoruz. Sadece salçalı sosunu hazırlayıp pişiriyoruz. Güzelce baharatlarını karıştıracağız. İyice birbirine girsin. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi altını kapatıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Sosumuzu soğuttuk. Şimdi hamurumuzun yarısını alıyorum ben. Fazla bir hamur çünkü. Diğer yarısını pişi yapacağız. Evdekiler pişiye bayılıyor bizim. Yeri yağlıyoruz. Hamurumuzu buraya koyacağız. Bu kadar hamur yeterlidir bizim için. Ben bunu kalıbıma koyacağım ama siz direkt fırın tepsisine de koyabilirsiniz. Şimdi yağımızla biraz çürüteceğiz ekmek hamurumuzu. Bu bildiğiniz su, tuz, hamurla yaptığımız, mayayla yaptığımız bir ekmek hamuru. İyice açıyoruz. Siz eğer poğaça hamuru gibi bir hamur seviyorsanız bunu margarinle de çürütebilirsiniz ekmek hamuru. Ama zeytinyağıyla daha bir farklı oluyor. Daha bir ekmek tadında, daha çıtır çıtır oluyor. Margarinle yaparsanız daha bir poğaça hamuru gibi yumuşak bir hamur elde edersiniz. Şimdi hazırladığımız sosu her tarafına yayacağız. Sadece böyle salçalı sosla da yapabilirsiniz veya kırmızı köz biber koyabilirsiniz zeytin yerine. Çok değişik şekillerde uygulayabilirsiniz. Pul biber de koyabilirsiniz. Her tarafına yaydık sosumuzu. Şimdi zeytinlerimizi gezdireceğiz. Her tarafına sepeleyeceğiz. Şimdi hamurumuzu katlayacağız, yuvarlayacağız. Salçalı sosumuzu her tarafına gezdirebiliriz. Daha güzel ve daha lezzetli oluyor. Evet. Evet, şimdi hamurumuz hazır. Şimdi bunu kalıbımıza koyacağız. Kalıbımızın içine yağlı kağıt serdim ben gene. Çıkarması kolay olsun diye. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kalıbımıza yerleştirdik. Burada da bir yarım saat kadar mayalandıracağız. Ve kabımızda kalmış olan yağlı sosumuzdan üzerine gezdireceğiz. Dilerseniz üzerine susam da koyabilirsiniz. Susam, çörek otu. Şimdi hamurumuzu bir yarım saat daha dinlendireceğiz. Sonra fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu fırından çıkardık. 25 dakikada pişti bizim hamurumuz. Deri kızarıncaya kadar da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalıptan taştı. Hala sıcak. Çıkarınca üzerine tereyağı veya zeytinyağı da sürebilirsiniz. Daha lezzetli olması için. Evet. Böreğimiz hazır. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın.